Göz kullanımındaki artış ilacın fiyatı da Euro'ya direkt bağlı olduğundan dolayı ilacı tabii ki direkt etkiledi. Etkilemedi diye bir şey söz konusu değil. Dışarıdan ithal olarak getirilen ilaçlar bu konuda etkilendiler. İlaçların şu anda cüzi bir kısmı, az bir kısmı ithal edilemiyor ithalatçı firma tarafından. Ama bu giderek büyüyecek çünkü bu şekilde devam ederse, ellerindeki stoklar, ithal eden firmaların stokları tükenirse sanırım yıl başına kadar daha büyük ilaç yokluğu piyasada yaşanacak. Ben buradan yetkili kişileri bu şekilde uyarmak istiyorum. Lütfen ilacın yoka girmemesi, hastanın mağdur olmaması için bir an önce bu konuda gerekli gelişimlerin yapılması ve ilaç yokluğu başlamadan gerekli tedbirlerin alınması elzemdir diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle ben teknik olarak ilacın fiyatlandırılmasını anlatayım ki herkesin bu konuda bir fikri oluşsun. Türkiye'de ilaç fiyatları Avrupa Birliği ülkelerindeki 10 ülkeden en ucuzunun ortalaması alınarak, 5'inin ortalaması alarak belirleniyor. Bundan da %20 daha aşağı yer alıyor. Şu anda yani Türkiye'deki Avrupa Birliği ülkelerinden daha düşük düzeyde, %20 daha düşük düzeyde ilaç satıyoruz, halkımıza ulaştırıyoruz. Dolayısıyla ilacın fiyatı Türkiye'de çok ucuz. Peki fiyatlandırma nasıl yapılıyor? Fiyatlandırma euro üzerinden yapılıyor. Şu anda ilaç fiyatı 2,62 euro'ya sabitlenmiş durumda. Yani 1 euro 2,62 TL olarak kabul ediliyor. Gerçekte euro şu anda 7 TL, 7 TL'nin de üzerinde. Dolayısıyla aradaki bu çok ciddi fark, bilhassa ithal ilaçların, dışarıdan getirilen ilaçların getirilmesinde çok ciddi sorunlar yol açıyor. Bunlar daha çok teknolojinin üst seviyede kullanıldığı kanser ilaçları olabilir, astım ilaçları veya diyabet ilaçları olabilir. Eğer bu şekilde euronun yükselişi devam eder ve kur da burada sabit durursa bu ilaçlarda çok ciddi ileride tekrar yokluklar başlayacak. Dolayısıyla kurun ayarlanması da yasa gereği şu yılda bir defa Şubat'tan Şubat'a yapılıyor. Şubat ayında bir ayarlama yapılacak ama bu yeterli olacak mı bilemiyorum. İthalatçı firmalar şu anda ilacı getirmekte çok büyük güçlük çekiyorlar. Dolayısıyla sektör de bu konuda çok ciddi etkileniyor. Dağıtım kanalları satış koşullarını, vadelerini, mal fazlalarını geriye çekmeye başladılar. Bu da eczaneleri çok ciddi etkiliyor. Şimdi firma vadesini geriye çekip dağıtım kanalından bunu yapabiliyor, tolere edebiliyor. Dağıtım kanalı vadesini geri çekip, satış şartlarını geri çekip bizden bunu tolere edebiliyor. Ama eczacının bunu tolere edebileceği, eczacının bunu yansıtabileceği hiçbir şey yok. Çünkü eczacı son basamak sağlık hizmetini veriyor ve ilacı hastaya ulaştırıyor. Hastadan da bunu, bu şartları temin edebilme şansı, tolere edebilme şansı olmadığına göre mutlaka devlet tarafından bir şekilde eczacı artık süspanse edilmeli. Bunun yolunu geçmişten beri biz sürekli dile getiriyoruz. Tekrar dile getireceğiz. Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi artık ülkemizde de eczacıya mutlaka meslek hattı yaptığı hizmetin karşılığı, verdiği hizmetin karşılığı, 5 yıllık eğitiminin karşılığı olan meslek hakkı eczacılara verilmelidir diye düşünüyorum.